Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Aralık ayı sizin için oldukça hareketli, neşeli, eğlenceli bir ay olabilir. Mars ay boyunca 5. evinizde olacak. Güneş ayın 22'sine kadar yine 5. evinizde olacak ki 5. ev konuları hayattan keyif aldığımız, eğlendiğimiz, maddi manevi fırsatlarla karşılaştığınız şans olarak tabir ettiğimiz konularla daha fazla bağlantılıdır. Dolayısıyla Aralık ayında özellikle çocuklarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, kişisel girişimlerinizle ilgili bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ay Mars enerjinizi destekliyor. Yani bu ay özgüveniniz artıyor daha cesur, daha girişken, daha heveslisiniz. Hani spor yapmak, işte fiziksel bir şeylerle uğraşmak için, mesela bir hobiye başlamak için, bir kursa başlamak için filan Mars size daha fazla destek verecek, daha fazla motivasyon verecek. 13 Aralık'ta tam da bu alanda yeni ay doğuyor, 20 derece yay burcunda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güzel bir açı alıyorsunuz. Çok güzel bir destek alıyorsunuz. Bu yeni ayda heyecanlı karşılaşmalar, tanışmalar olabilir hayatınızda. E, girdiğiniz bir ortamda, bir arkadaş ortamında heyecan duyacağınız işte bir teklif alabilirsiniz. E, uzun süredir uğraştığınız, ürettiğiniz bir şeyler varsa mesela bir el işiniz olabilir, işte bir resim yapıyorsunuzdur ya da herhangi bir müzikle ilgileniyorsunuz. Bu yeni ayda başkalarının dikkat çekmesi dikkatini çekmeniz bir başarı elde etmeniz mümkün olabilir. Tabii ki aşk işte çocuklar çocuklarla ilgili belki onların eğitimiyle ilgili atacağınız adımlar olabilir ve yolculuklar seyahatler anlamında da bazı e, girişimlerde bulunabilirsiniz yani bir tatile çıkmanız seyahate çıkmanız mümkün e, bu iş içinde olabilir ama daha çok biraz eğlenceli konularla ilgili gibi görünüyor yani tatil amaçlı yolculuklarınız seyahatleriniz yine bu yeni ay ve takip eden günlerde olabilir 8 Aralık 9 Aralık Merkür Jüpiter üçgeni genel itibariyle aslında yani seyahatler, işte eğitim, kişisel girişimler anlamında da daha keyifli, daha şanslı enerjiler veriyor. Yine bugünleri değerlendirebiliriz. Merkür 1 Aralık'tan itibaren Oğlak Burcu'nda olacak sevgili Aslanlar. Dolayısıyla aslında Merkür Ay başından itibaren sizi zihinsel anlamda daha planlı, daha programlı olmanızı sağlayabilir. Hani günlük işlerinize de odaklanabiliyorsunuz. Öğrenciyseniz yapılacak işlerde, işte ders programlarınızda filan ee, daha iyi, hani daha burada sistemli çalışabilirsiniz mesela. Ama 13'üne kadar e, bu verimli enerjiyi iyi değerlendirin. Çünkü 13'ünden sonra Merkür gerilemeye başlıyor. Merkür gerilerken ne yapıyoruz? Zaman da biraz yavaşlıyor. Şöyle bir ileri gitmek yerine bir duruyoruz. Bir böyle işte içinde bulunduğumuz şartları şöyle gözden geçiriyoruz. Eksikler varsa onlarla yüzleşebiliriz. Ya da geçmişteki konuları gözden geçirebiliriz. 13'ünden 23'üne kadar Merkür Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Bu süreçte günlük hayatınızda işte çalışıyorsanız mesleki konular buralarda biraz yavaşlamalar olabilir. Hani işler planladığınız gibi gitmeyebilir, o yüzden her zaman bir B planınız, C planınız olmasında fayda var. İşte hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, evde hizmet aldığınız kişi olabilir ya da iş ortamındaki asistanınız olabilir. Hani buralarda bazı gecikmeler olabilir. Bu da iş veriminizi biraz düşürebilir ve yavaşlatabilir. 23'ünden itibaren Merkür yay burcunda gerilemeye başlayacak. 23'ünden itibaren yaşayacağınız Merkür Retrosu biraz daha nostaljik. Hatta zaman zaman size keyifli sürprizler de getirebilir. İşte daha önceden gittiğiniz yerlere gidip böyle biraz geçmişi hatırlamanız, uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmanız, olabilir. İşte aşk konularında biraz kafa karıştırıcı olabilir ya da daha çok işte geçmişi size hatırlatacak kişilerle karşılaşmanız, onlardan mesajlar almanız ve benzeri etkiler olabilir. Ama şunu unutmayın, Merkür retrolarında önemli kararlar vermiyoruz. İşte yeni bir teklifle karşılaşırsak buna karşı daha mesafeli yaklaşıyoruz. Özellikle imza atmak falan ya da seyahatlerde daha dikkatli olmakta da tabii ki fayda var iletişim cihazlarımıza, bilgisayarımıza, telefonumuzda buralarda daha çok sorunla karşılaşabileceğimiz için önemli dosyaları, önemli şeyleri yedeklemekte fayda var. Güvenli adımlar atmakta fayda var. 22'sinden itibaren Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Ee, ve artık biraz daha tabii ki Güneş Oğlak Burcu'nda e, iş, iş sorumluluklarını, sağlık konularını, işte günlük hayatınızla ilgili detay gerektiren işleri, meşguliyetleri biraz daha öne çıkaracak ve 27 Aralık'ta 4 derece yengeç burcunda bir dolunay var. 12. ev dolunayı bu. Şimdi 12. ev dolunayı gizlidir. Yani daha çok geri plandaki konulardır ama dolunay tabii ki aydınlatıyor. Yani bu ne demek? Bilmediğiniz bir şeylerin ortaya çıkması, işte bazı sırlarla karşılaşmanız, gizli bilgiler almanız, hatta sürprizlerle karşılaşmanız mümkün. Ruhsal konular, maneviyatla ilgili konuları da destekler yengeç dolunayı. Biraz böyle izole olabileceğiniz, biraz günlük hayattan hani bir ayrılabileceğiniz, biraz kendinize zaman ayırabileceğiniz bir süreç olabilir. Yıl sonuna doğru belki böyle bir tatil, bir e, seyahate de çıkabilirsiniz. Çünkü uzaklarla da ilgilidir 12. ev. Sağlık konularında çok ihmalkar olmayın. Çünkü sağlıkla ilgili bir sorunu varsa belki onun tedavisi için işte bir hastaneye gidebilir, kliniğe gidebilir. Böyle bir check-up yaptırabilir. Kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bunun için de size fırsat getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Daha çok öncü burçlar etkileniyor yengeç dolunayından. Eğer haritalarınızda yengeç burçlu, yengeç koç, terazi ya da oğlak, öncü burçların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bunu 0.8 derece arası olarak alabilirsiniz. O zaman bu etkiler sizin için daha belirgin olabilir. E, bu dolunayla birlikte biraz daha böyle ruhsal konulara, bilinçaltı konuların işte terapiler, şifa, arınma, kişisel bakım gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. Bunun için de kendinizle ilgilenmek için de bazı fırsatlar çıkabilir 26 Aralık 27 Aralık 28 Aralık Güneş Jüpiter üçgeninin etkisi var gökyüzünde zaten Dolunay'da da bu aktifleşecek sizin adınızı da özellikle ruhsal anlamda manevi anlamda derinleşme sezgilerinizin güçlenmesi bazı yardımlar almanız da mümkün ya da sizin yardımlarda bulunmanız mümkün yani ihtiyaç sahibi kişilerle ilgilenmeniz bunlar ailevi aile üyeleriniz de olabilir onlara destek olmanız, maddi ya da manevi yardımlaşma temalarının da biraz hani ayın son günlerinde gündemde olması mümkün görünüyor sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.